Merhaba, ben Gamze Kartal. Bugün sizlerle birlikte takılar sonra liseli oluyoruz arkadaşlar. Lise yıllarıma geri dönüyorum. Umarım zorbalığa uğramam. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi ilk olarak harika bir lise paketini aldık ve lisemiz kuruluyor. Hazır mısınız? Geliyor. Ne? Yeni bir yer açıldı. Ama çok büyük bu. Hayır, küçükmüş. Kocaman bahçeli olsaydı. Önünde de okul otobüsü var, bakar mısınız? İlk önce birinci kata mı gidelim, ikinci kata mı gidelim, üçüncü kata mı? Birinci kattan bir başlayalım. Bakalım sınıflarımız nasıl? Kendi sınıfıma gideceğim en son. Bir şey söyleyeceğim, bu nasıl okul? Burası okulun kantini mi? Hayır. Aa, laboratuvar gibi. Resim yapma... Şaka, resim atölyesi burası. Öğrencilere bakar mısınız? Bunlar ne? Hiç resimden anlamıyorum yalnız. Yani resim yapıyordum ama böyle tuvale falan yapmıyordum. O yüzden buradan bir gidebilir miyim? Burada böyle resim atölyesine gelen öğrencilerin dolabı. Buraları kurcalamayalım, bence ayıp olur. Burası bahçemiz. Sen ne yapıyorsun tek başına? Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar az? Burası ne? Sınıf. Bir dakika, tahtaya bir şey yazacağım. Ben hep bunu yapıyordum okuldayken. Keşke öykü yazsaydım. Z. Şimdi geri silebilir miyim? Öykü yazacağım, vazgeçtim. Öykü bence daha güzel bir isim. Keşke benim adım Öykü olsun. Öykü ismini daha çok sevmem mantıklı, çünkü Öykü adını ben koydum. Gamze adını ben koymadığım için o kadar sevmiyorum. Kırmızı yazayım. Buraya da Gamze yazayım, bir dakika. Öğretmene bakar mısınız? Bu arada ben yaşlı öğretmenleri daha çok seviyorum. Çok tatlısın sen. Bu ben olayım. Bu ben mi olayım, yoksa kendi karakterimi getireyim mi? En son ne yapmıştık, hemen bakalım. Bu ben miyim? En son ne yapmıştık? Mehmet bizi değiştirmişti. Ben, bu benim. Bu benim. Kesinlikle. Şimdi buraya bir sürü öğrenciler oturtalım. Yalnız öğretmene niye arkasını dönmüş bunlar, ben anlamadım şu an. Otur. Sen de otur. Ay, yaşlı bir dede geldi ama otur. Uzaylı, bir tane de uzaylı. Bir tane de böyle. Sen de oturur musun canım? Ama oturamıyor. Sen otur önce. Şimdi sen öne, en öne otur. Tamam. Bence çok güzel adam. Ama öğretmene niye arkasını dönmüşler, onu anlamadım. Bence bir şey olmaz. Şimdi siz dersinizi işleyin, biz okulu gezmeye gidiyoruz. İkinci kata gidiyoruz, hazır mısınız? Okul birazcık küçükmüş, sanırım özel okul. Böyle küçük küçük özel okullar var ya, dershaneleri okullara çevirdiler ya, bence öyle bir okul burası. Ne? Burası çok güzel. Basket oynayacağız. Ama hani pota? Pota yok. Ama niye böyle, oyun oynayacaktık biz ya? Al hadi, çal bunu. Sen de bunu al. Sen de bunu al. Otur. Sen niye bunu alsana? Almıyor eline. Heh, tamam hadi. Müzik. Benim şarkımı çalıyorlar. Tolerans şarkımı çalıyorlar. Dinlemediyseniz hemen dinlemeye. Ve bu videodan sonra bakacağım kimler yorum yapmış diye, bir sürü yorum yapın, tamam mı? Şimdi şu topların hepsini şöyle bir atalım. Şöyle bir atalım. Ama bunu en azından atınca seksin şöyle ya. Niye böyle yapmışlar? Pota da yok. Oynamak isterdim burada. Şimdi buraya bakalım. Tuvalet. Gözünüzü kapatın. Bir şey söyleyeceğim, çok ayıp. Ayna çok güzelmiş ama. Tuvalette biri var mıdır? Burada biri var mıdır? Hadi biri varsa, hadi birisi, tuvaletimi yapıyorsun şu an. Kimse yapmış. O zaman sen tuvaletini yap hadi. Kapatıyorum kapıyı. Kız girsene. Oo, buraya oturamayacaksak niye var? Burada sadece yalnız basket, voleybol falan oynayacak alan ve tuvalet var. Sadece bir sınıf vardı şimdiye kadar. Başka da sınıf yoksa gerçekten okul çok küçük bir okul. Bakalım burada neler var. Büyük ihtimal öğretmenler odası mı? Burası çok güzel. Burası ne? Ev gibi burası. Bence burası müdürün odası. Müdürün odasını en güzel yere yapmışlar. Burada böyle bir tane müdür yardımcısı falan var sanırım. Burası yine öğrencilerin ders çalışacağı bir alan. Burası market. Şaka yapıyorsun. Okulda sadece bir tane sınıf var. Ve şu an aşağıda ders işliyorlar. Tamam, o zaman şurada kantinde oturan arkadaşlarımızı hiç rahatsız etmeyelim. Ben sınıfa derse gidiyorum arkadaşlar. Ama sevmedim. Niye bir sınıf var? Ben böyle bir sürü sınıf gezeceğim. İstediğim sınıfı seçeceğim sanmıştım. Meğerse sınıfım burasıymış. Şimdi dersimiz ne? Silelim hemen tahtadaki yazıyı. Silgimi kaybettim. Heh. Dersimiz matematik arkadaşlar. Hazır mısınız çocuklar? Ben bugün öğretmen olayım, bir dakika. Gamzeciğim oturur musun? Bu benim bu arada. Ve çok tatlıyım ve saçlarım sarı. Keşke sarıya dönsem. Çünkü turuncu saçtan sıkıldım ama sarıya dönmeye de korkuyorum. Ama en azından karakterim sarı saçlı. Yorumlara yazın sarıya döneyim mi? Şimdi dersimiz matematik. Hemen bir öğretmen olarak çocuklara bir şey soracağım. En iyi bilene de ödül var. Ne sorayım? Ne sorayım? Kolay şeylerle başlayalım. 3 artı 4. Gamzeciğim, cevap biliyor musun? Evet öğretmenim. Hemen söyle. Ben yazmak istiyorum tahtaya, gelip. Tamam, gel bakalım. Tahtaya gidemiyor muyuz? Oo, tahtaya da gidemiyoruz. Neyse, şuradan yazsın. Tamam. Kalemi değiştiremedim. Kırmızı yapacaktım. Bir dakika. Değişmiyor kalem. Oldu. Silip şuraya yazsam mı? Şuraya yazayım. Şuraya yazsam. 7. Doğru mu? Bildin. Ama silgim yok. Silgim nerede? Ben tahtanın silgisini sürekli kaybediyorum.
Yine böyle bir yere aldım, fırlattım arkadaşlar. Gören var mı? Vallahi dersten kovulacağım. Öğretmen en son diyecek ki Gamze git şuradan. Sanırım şu. Bu silgi niye sürekli bir yerlere gidiyor? Artık aldığım yere şuraya bırakacağım. Tamam. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Gamze sen de oturur musun canım? Ben niye en arkaya koydum kendimi yalnız? Neden? En önde oturmalıyım ve yanımda sen oturmamalısın. Şimdi en sevdiğim arkadaşımı yanıma oturtacağım. Sen de oturma. Bence sen otur. Ama sen erkeksin, niye kız kıyafeti giydin? Sen oturamazsın yanıma. Sen otur ya, çok tatlı bence. Bence şu an sıra arkadaşım çok 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 tatlı değil mi? Aşırı tatlı ve çok tatlılık bence. Şimdi bir soru daha geliyor çocuklar. Hazır mısınız? İnşallah bunu da ben bilirim. İlk bilen parmak kaldırsın. Yine Gamze, yine Gamze, yine Gamze. Bu sınıfın en çalışkanı benim gerçekten. Ama bence sıra arkadaşım da çalışkandır. Tamam, tahtaya kalkıyorum ve cevabı yazıyorum. Hazır mısınız? Maviyle yazıyorum. Yer yok ya. 30. Ya bunu bilemeyecek kadar küçük değilim. Ders bitti, herkes kantine gidebilir. Hadi o zaman kantine. Ben sıra arkadaşımla kantine gitmek istiyorum. Atla. Hop, diğer sınıftakiler kalsınlar. Kantinin yerini de öğrendim. Okulumuz gayet küçük. Gayet büyük demek isterdim ama gayet küçük. O yüzden kantinin yerini kolayca bulabiliyoruz. Ya da şurada ders mi çalışsak senle? Bence ders çalışalım. Hayır, kantine gitmek istiyormuş. Tamam. O zaman ne yiyoruz? Herkes kendi parasını kendi ödesin. Çünkü her şey artık çok pahalı. Ben bunu alacağım. O zaman ben de ondan alayım. Şöyle. Hadi o zaman dışarı gidelim, oturalım. Bence burada oturalım ya. Bence burası daha güzel. Şöyle birkaç tane daha bir şey masaya koyalım. Bence masamız kalabalık ve güzel görünür. Şöyle. Hop. Gayet böyle paralı bir öğrenci oldum şu an yani. Böyle bubble tea'ler, kolalar, meyve suları. Okuldayken ben kendime bu kadar şey alamıyordum açıkçası. Ya bir tane tost alıyordum ya bir tane kola alıyordum. Ama şu an bir sürü şey aldılar, bakar mısınız? Kıskandım ben şu anda. Şöyle oturun, hadi yiyin. Yumi yumi yumi. Sen de bunu ye. Sen de bunu iç. Sen de bunu ye. Sen de bunu ye. Sen bunu ye. Ben hepsini ben yedim. Yazık çocuğa gerçekten. Bir de her şeyin parasını o ödedi, biliyor musun? Herkes kendi yediğini ödesin dedik ama her şeyi o ödedi. Ne yalan söyleyeyim. Sabah oldu. Bu arada akşammış. Ben niye havayı aydınlatmadım? Gece okulu. O zaman sabah olduğuna göre biz artık okuldan evlerimize gidebiliriz. Yarın geri geliriz. Hoşça kal. Görüşürüz. O okulda kalacakmış. Ben evime gidiyorum arkadaşlar. Şimdi okuldan ayrılıyoruz. Hazır mısınız? Evimi özledim. Ben okuldayken evi gerçekten çok özlüyordum bu arada. Evime gidelim. Sonra okula yine geliriz. Tamam mı? Ay, okulumun yeri çok güzel ama sadece şeyi sevmedim. Ya yani okulum tamam ama etrafında niye başka okullar yok? Ya da niye böyle arkadaşlarımla gidebileceğim yerler yok? Luna Park'a mı gitsem okuldan sonra? Keşke arkadaşlarımla öyle bir şey yapsaydım ama eve gideceğim. Çünkü dinlenmem lazım. Yarın yine okul var. Ve pembe evime gidiyorum. Acaba villama mı gitseydim? Bu oyunda çok zengin değil miyim? Villam var, her şeyim var. Ben neredeyim? Hah, tamam. Arkadaşım da gelmiş. Ama sen niye buraya geldin? Bu odada uyuyamazsın. Burada uyu bari. Deli misin? Bakalım bakalım. Evde birisi var mı? Ops. Ben bir duş alacağım ya. Gerçekten okulda çok yoruldum. Duş alayım öyle uyuyayım arkadaşlar. Hava kararınca yine okula gideceğiz. Çok tatlı. Şöyle bir çiteleyebilsem keşke. Böyle bir liflesem falan. Ama yok mu öyle şeyler? Bakalım alabiliyor muyuz? Banyo bölümünden. Şuradan. Şunun olur mu acaba? Hayır, bu bornoz. Lif yok. Çıkınca bunu giyersin. Hop, yıkandın. Çıkar bakalım üstünü, bunu giy. Bornozumuzu da giydiğimize göre arkadaşım evde ve ben bornoz giydim. Umarım uyanmaz, beni görmez. Ben şurada uyuyorum. Görüşürüz. Ve hava karardı. Yine okul vakti arkadaşlar. Uyanır mısın canım? Biz de böyle. Biz akşam hava kararınca okula gidiyoruz. Çünkü demin unuttum. Çünkü demin havayı aydınlatmayı unutmuşum. Artık öyle başladık, yapacak bir şey yok. Siz öyle yapmayın. Okulumuz nerede? Okulumuz nerede? Hah. Hayır, Luna Park'tan sonraydı. Evet. İlk önce sınıfa gitmeyelim. Birinci kata gidelim. Biraz böyle daha okul dersten önce geldik yani arkadaşımla. Tamam mı? Birazcık gezelim. Bornozla okula geldim. Bir dakika. Görmediniz, tamam mı? Hemen eve gidip değiştirip geri gelmem lazım. Bornozla geldim. Çocuk beni öyle gördü. Mehmet bu videoyu izlemez. Nerede kıyafetlerim? Kıyafetlerim. Heh. Giyer misin hemen? Allah için okula niye öyle gittin sen ya? Kafayı mı yedin? Okula da geç kaldım. Herkes derse girdi, biliyor musunuz? Artık direkt sınıfa gideceğim. Normalde gezecektim okulda. Ama artık direkt sınıfa gitmek zorundayım. Ama çok tatlı değil miyim? Bakar mısınız? Sen de gel. Şimdi 3. kata direkt sınıfımıza gidiyoruz. 3. katta değil de sınıfımız ki 1. kattaydı. Bir dakika. 1'deydi değil mi? Oops. Geldik sınıflara. Otur bakalım. Niye herkes kalkmış? Niye herkesin yeri değişmiş? Neden? Oturun. Heh. En ön sıra bizim. Şimdi bugün dersimiz
İngilizce. Ama ben bu tahtaya nasıl yazacağım bilmiyorum. Çünkü kalem çok kalın ya. Heh, küçültülebiliyormuş. Niye söylemiyorsunuz? Buraya yazdığım sorunun cevabını herkes yorumlara yazsın. Tamam mı? Bakalım İngilizceniz nasıl? Ama yazamıyor. O kadar kötü ki. Soru işaretinde koydum. Yazdınız mı yorumlara? Yazdınız. O zaman ben yine tahtaya çıkıp cevabını yazıyorum. Gel bakalım buraya. Hemen şöyle tahtayı silelim. Ops, çünkü yer kalmadı. Kırmızı kalemle Gamzeciğim yazar mısın? Yer yok. Gay, şuraya yazayım. Gamze. Gerçekten tahta o kadar küçük ki. Ama benim adım Gamze. Siz de yoruma yazın, tamam mı? Herkes adını yazsın çünkü kullanıcı adınız adınız olmuyor. Ben de adınızı öğrenmiş oluyorum. Teneffüs arkadaşlar. Bu kadardı İngilizce dersimiz. Bu okulu seviyorum. Keşke dersler gerçekten böyle olsa bu arada. Hadi gel üstümüzü değiştirelim. Kameram. Kameram burada kalmış. Poz ver çabuk, sizi çekeceğim. Sınıf arkadaşlarımı çekeceğim, otur. Lütfen bir kere poz verin, sonra teneffüse çıkın. Lütfen lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Artık bir ömür saklayacağım bunu. Şimdi ben tek başıma biraz bahçede hava alabilir miyim gerçekten? Şurada ders çalışacağım ve doğa fotoğrafları falan çekeceğim ve bir şeyler yiyeceğim yani. Sen ne yapıyorsun burada? Küçücük bir kuş. Sen de yanıma gelebilirsin istersen bu arada. Şöyle oturabilirsin bence yanıma. Ya da arkada otur ya. Şimdi diğer arkadaşım gelirse kıskanabilir arkadaşlar. Bence birkaç kişi daha alalım mı? Bu okul birazcık boş. Sen de gel. 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 Ya ben okulu çok özledim. Okul yıllarını çok özledim ya. Okula bakar mısınız? Okul değil de sanki parti. Bir şey söyleyeceğim. Keşke okulda parti yapsaydık. Bakar mısınız? Aşırı güzel olmaz mı? Bir sürü parti malzemesi getirip burayı süsleyip okulda doğum günümü kutlayabiliriz. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu videoya tam 20.000 like gelirse bir sonraki videoda okulumda sınıf arkadaşlarımla doğum günümü kutluyorum. Herkes like atsın lütfen. Çünkü yapmak istiyorum. Eğer ki siz like atarsanız o videoyu çekmemi istiyorsunuz demek diye ben anlıyorum ve o videoyu çekiyorum. Atmazsanız yapmayacağım. Şimdi biraz resim çizeceğim. Şimdi ben buraya resim yapabiliyor muyum acaba bu kalemle mesela? Hayır. Şununla yapabiliyor muyum? Hayır. Yapamıyorsam sen neden varsın? Bir dakika. Bence bu fırçayı alıp buna batırıp olmuyor. Burada resim çizebiliyor muyuz? Bilenler varsa yorumlara yazabilirler mi? Şu an ben burada resim yapamıyorum. Ne güzel. Resim yapabilirdik ya. Hep tuvale resim yapmak istemiştim gerçekten. Bakın böyle yapmışlar. Öyküyü çizecektim. Yapılmıyor. Ben gidiyorum. Okula birazcık dışarıdan bakalım mı? Bence okulumuz güzel. Önündekiler ne? Bisiklet mi? Okulun girişi. Şuradaki evler falan. Keşke okulun etrafı daha güzel olsa işte. Neredesin? Buraya gel. Evet. Artık birazcık basket oynayalım bence. Her derse de girdik yalnız, farkında mısın? Atsam. Hop. Hop. Birbirimize atabilir miyiz diye baktım ama olmuyor. Okul bitti arkadaşlar. Çıkıyoruz. Ve okulda ikinci günüm bitti. Ben eve gidiyorum. Bence okulum gayet eğlenceli. Arkadaşlarımı falan da seviyorum. Ve bu kez villama gidip uyuyacağım. Villamı özledim. Şaka mı? Ben burayı hatırlamıyorum. Villama ne olmuş? Daha güzel bir oda yok mu gerçekten? Hemen hava aydınlansın. Şöyle çantayı bırakır mısın? Artık okuldan geldin. Hadi havuza gir. Hop. Lalalalalo. Bence çok sade bir ev yapmışım. Bir şey soracağım. Ben bunu 24 saat her şey siyah videosunda yaptım değil mi? Bu kim? Öykü değil değil mi bu? Öykü olmasın. Sen burada uyur musun canım? Öykü'yü sen özür dilerim. Sen de burada uyu. Ve ben artık uyuyorum. Okulda iki günümüz böyle geçti arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki video, eğer Toka Life Earth'te okulda okul arkadaşlarımla doğum günü partimi kutlamamı istiyorsanız, bu videoya 20.000 like gelirse bir sonraki video okulda parti olacak. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.